VPN Soft bağlantı ayarlarının gerçekleştirilmesi. VPN Soft ile bilgisayar üzerinden PLC'ye bağlantı kurabilmek için bağlantı ayarlarının uygun bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu ayarlar seçenekler menüsü içerisindeki haberleşme ayarı penceresinden gerçekleştirilir. Tip bölümü bağlantı kuracağımız ara birimin seçildiği bölümdür. Şu an bizim elimizdeki PLC'miz SS2 serisi PLC olduğu için üzerinde bir adet RS-232 ve bir adet RS-485 portum mevcuttur. İster RS-232 ister 485 port olsun, her ikisinden de PLC'ye bağlantı kurulabileceği gibi burada tip bölümünden her ikisi için de RS-232 seçilmelidir. COM port bilgisayarımızdaki bu RS-232 ve 485 portunun bilgisayar tarafından driver yüklendikten sonra algılandığı port numarasıdır. Yanındaki 3 noktaya bastığımız zaman bizim kullanmış olduğumuz RS-232 USB çeviricimiz görüldüğü üzere COM1 olarak bilgisayar tarafından adreslenmiş. PLC'nin varsayılan haberleşme protokolü, fabrika değeri için konuşuyoruz. Data uzunluğu 7, parity even, stop bit 1, baud rate 9600 ve istasyon adresi 1'dir. Yine Modbus protokolü ASCII olarak gelmektedir. Bu ayarlarda artık oto algıla butonuna bastığımız zaman bağlantımızda PLC'ye eğer ki bağlı ise karşımıza PLC'nin kimlik bilgisi gelecektir. Gördüğümüz üzere PLC tipimiz SS2, protokolü 9607 Even 1 ve portumuz COM1 üzerinde ASCII olarak PLC'miz karşımızda. Bazı durumlarda PLC'nin istasyon adresi birden farklı bir istasyona G1121 datası aracılığıyla çekilebileceği için RS-232 üzerinden bağlantı kurarken burada dikkat edelim, RS-485 broadcast desteği yoktur. Sadece RS-232 ile bağlantı kurarken istasyon adresini 0 yapıp oto algılı butonuna basarsak herhangi bir istasyon numarasında olsa da PLC burada broadcast olarak PLC'yi bulacak ve bağlantı kurmamızı sağlayacaktır. Önemli nokta, RS-485 üzerinden PLC'ye bağlantı kurduğumuzda PLC'nin istasyon adresini bilmeliyiz ve bu PLC istasyon adresinin ilgili istasyon adresi bölümünde tanımlı olması gerekmektedir. Bir diğer nokta, eğer ki bizim protokolümüzde bir değişiklik varsa, bu protokol değişikliğinden sebep PLC'mize bağlantı kuramıyorsak yine PLC'nin üzerindeki run stop anahtarını stop moduna getirip enerjisini kapatıp tüm ışıkları söndükten sonra yine stop konumunda iken anahtar enerjilendirdiğimiz zaman PLC içerisindeki haberleşme ayarı ne kadar değiştirilmiş olursa olsun varsayılan haberleşme protokolü olan 9607 Even 1 ASCII mod olarak karşımıza gelecektir. Bu bilgi ile bağlantı kuramadığımız PLC'lere bahsetmiş olduğum yolla üzerindeki run stop anahtarını stopa çekerek enerjisini kapatıp daha sonra enerjilendirip istasyon adresini 0 ve varsayılan butonuna basıp ilgili protokolde gördüğünüz gibi varsayılan protokole getirdikten sonra oto algıla butonuna basarak PLC'ye bağlantı kurmamızı kolaylaştıracaktır. Bu işlemden sonra artık tamam butonuna basarak PLC ile olan bağlantımızın çalıştığını, bağlantının sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini rahatlıkla test etmiş oluruz. Bunun bir diğer test yolu, bu aşamadan sonra artık haberleşme menüsünden PLC bilgisi demek suretiyle bilgisayarımızdaki VPN Soft yazılımı ilgili haberleşme ayarları üzerinden PLC içerisindeki tüm verileri karşımıza getirdi. Gördüğümüz üzere PLC'miz şu an stop moddaymış, kapasitesi, PLC'nin versiyonu, tarihi, CPU'nun türü, yine COM1 RS-232'dir. PLC için bunlar COM2 RS-485'tir. Bu PLC üzerinde 2 tane COM port mevcuttur. Yine COM3 farklı PLC'ler için RS-485 olarak karşımıza gelmektedir. Hem istasyon adresleri hem de port ayarları görüldüğü üzere okunup karşımıza getirilmiştir. Böylelikle PLC'ye bağlanmak için haberleşme ayarlarını gerçekleştirdik ve PLC'ye ilk bağlantımızı kurmuş olduk.